Vize ile ilgili iltica edenlerin yapmış oldukları en büyük yanlış nedir? Değerli arkadaşlar, ister parmak izi verin, ister vermeyin. Vize aldıysanız ilticadan vizeyi veren ülke sorumludur. Bunun uçarı kaçarı yok. Genelde, abi Türkiye'de işte vize alırken parmak izi vermedim. E, ülkeye girerken de pasaport kontrolünde parmak izi vermedim. Dublin uygulanır mı? Değerli arkadaşım, Vizeyi bakkaldan, dükkandan, çarşıdan, pazardan almıyorsunuz. Konsolosluktan alıyorsunuz. Nasıl ki parmak izini bir makineye, o makine de yazılım sistemine kaydediyor. Aynı şekilde parmak izi de e, yazılım sistemine kaydedilmekte. Dolayısıyla vizede kendine ait çipleri var. E, pasaport vize numarası var. E, Barkodu var. Bunlar skan ediliyor, okutuluyor. Bunu niye görmüyoruz ki? Bunu atlamayın. Kesinlikle Dublin uygulanıyor. Şakası yok. Yani Dublin uygulanıyor ve şakası yok. İster parmak izi verin, ister vermeyin. Vizenin bitiş tarihinin üzerinden altı geçecek. Eğer vizenin bitiş tarihinin üzerinden altı ay geçmediyse, geçmiş olsun derler arkadaşlar. Dublin prosedürüyle yetki ve sorumluluk çerçevesinde karşı karşıyasınız demektir. İltica ettiğiniz ülke şayet vizenizin olduğu ülkede ise sizi Vizenizin olduğu ülkeye gönderecekler. Türkiye'ye değil. Vizenizin olduğu ülkeye gönderecekler. Detaylar diğer videolarımızda. Saygılar.